Evet. Şimdi efendim tekrar devam ediyoruz. Konumu bir kez daha takdim edeyim. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı seçime hazırlanıyor. Sayın Yahya Arıkan'la devam ediyoruz efendim. Önemli bir konuda kaldık. Öncesi çok ses getirdi eğitim anlamında. Hani aslında belki bu da bir önceki de malumun ilamı niteliğinde araştırmalar, raporlarda ama belki hani bazen doğruları direkt söyleyince daha farklı tepkiler yaratabiliyor. Bazen duymak lazım, unutturmamak lazım. Bu anlamda belki önemli bu iki rapor da. Şu tatil meselesine gelelim biz bence. Sondan üçüncülük fena değilmiş. Şimdi bakın çok enteresandır. Ben oda çalışanlara diyordum ki bir gün bir ülkeyle çalışma bakanı olacağım, bu izin süreni azaltacağım diyordum. Ben öyle biliyorum. Rapordan önce mi? Rapordan önce. Eyvallah. Ama raporu okudum işte hayat olmadığını gördüm. Çünkü, sonra kalkıp dedim mi? Tamam ben çoğaltacağım. Fırsatımız var, seçimden dolayı görüşemiyoruz herkesle. Ama tam tersine, tabii orada şu var, tabii ortalama rakamlar, özellikle dini resmi bayramlarla çalışma izinlerini koyduğumuz zaman bir ilçesinde yapılan izin kullanım olayında Türkiye 34 OECD ülkesi arasında sondan üçüncü. Yani ortalama 25 güne tekabül ediyor yıllık izin boyutu. Ama bir Fransa'da 36 gün ortalama. En yüksek Malta gözüküyor ama Fransa, İsveç gibi gelişmiş ülkelerde 30-35 gün, 35-36 güne tekabül ediyor. Bir kere bu şey çürüdü. Bir başka şey daha var, o da benim çok ilgimi çekti. Çalışma saatleri konusunda da ciddi bir çelişki var. Mesela Türkiye'de biliyorsun haftada çalışma saati ortalama 45 saat biliyorsunuz. Ama mesela Fransa benzeri ülkelerde daha düşük 35 saat gibi rakamlar var. Bu da bilmiyorum örgütsüz bir toplum yarattılar. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Bunun ayrıca irdelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yine bu raporda bizim Türkiye'deki yurttaşlarımızın bu yıllık tatillerini kullanırken önemli bir kısmını aile ziyaretine ayırıyorlar. Tabii ama yaygın mesela köyüne böyle gider ya akraba ziyaretleri böyle bir özellik var. Nereye gidiyorsun? Antalya'ya mı teyzemin yanına? Teyzemin yanına. Böyle bir enteresan bir tablo var. Çok da ilgi gördü rapor ama ben bir daha asla böyle koşma şansım yok. En fazla izni yapabilir ki biz biliyorduk ama maalesef sondan 334 ülke arasında böyle bir esinti oldu. Böyle bir stratejik şey var mı acaba hani aileler arası sen işte Antalya'ya yerleş, sen Ege'ye yerleş ki hani yazın tatillerde gidip gelelim falan diye. Yani böyle bir şey, böyle bir istatistik araştırmak lazım. Evet, araştırmak şimdi, lazım. Şimdi biraz seçimden konuşalım. Az kaldı 25-26'sı. Ne yaptınız, ne hazırlandınız mı, neler var? Son aşamalara gelindi. Lütfi Kırdar'da. Evet. Yapılacak. Saat kaçta onları da ifade edelim. İki gün üzerinden. Evet. Cumartesi günü görüşmeler var. Muhtemelen seçime giren gruplarla ortak bir divan oluşturacağız. Ha, oluşturmadığımız biz tek başımıza divanla çıkarttık. Açıkça bunu söylüyorum ama benim dileğim şu. Arkadaşları da anlattım kendilerine. Orada konuklarımız geliyor. Misafirler geliyor. Onun önünde bir yarış yapmamızın bir esprisi yok. Ama geçen hafta cumartesi günü iki toplantı yapıldı. Diğer gruplarda da böyle bir ağırlıklı bir görüş var. Muhtemelen divan tek bir liste şeklinde gerçekleşecek. Asıl şey ertesi günü yani 26'sı pazar günü sabah 9'dan akşam 17'ye kadar. Bu sefer genel kurula katılım artırmakla ilgili İstanbul'un en az 24-25 noktasında otobüsler tutulur, linklerimiz var. Geniş bir katılım olmasını bekliyoruz. 32.500 üyenin bu seçimde en az 20.000 altına inmeyeceğini diyoruz. Geçen seçimde ortalama %50 bir katılım vardı. Bu sene bu %70'lere varacağını inanıyoruz. Özellikle bazı grupların SMS'ini yaratıcı rahatsızlıklar, İSMO'ya yapılan bu baskı boyutlarını herkes biz odamıza da, mesleğimize de, ülkemize de sahip çıkıyoruz diye genel kurula doğru büyük bir eğilim var, onu belirteyim. Tabii müsaadenizle vaktiniz ne kadar var bilmiyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi İSMO biraz önce ifade ettim. Genç bir meslek örgütü. Böyle ıvır zıvırla uğraşmak istemiyorum. Şundan dolayı
Biraz ben sizin rakamlar vesaire genel kurulu konuşurdunuz. Çünkü biz genel kurulun verdiği kararlar doğrultusunda bu işleri yapıyoruz. Genel kurulun verdiği karar dışında önemli bütçe geçiyor. O bütçe doğrultusunda her türlü harcamamızı yapıyoruz. Konuşuruz. Azaltılması mı gerekiyor, çoğaltılması mı gerekiyor? O orası. Ama asıl önemli konu mesleğin geleceği olarak bakmamız gerekiyor. Şimdi biz 23 yıldır bir marka olduğumuzu biliyoruz. Hiç mütevazı olmak istemiyorum. 350 binden fazla insan eğitmişiz. 350 binden fazla insan eğitmişiz. Bu bir. İki, en son 4 yılda 9 bin arkadaşımız teknoloji eğitimine katılmışlar. Hiç bunları kimse konuşmuyor. O çamur atanlar yaptıklarını anlatabilseler. O 3 kuruşu konuşurken meslektaşın cebinde kalan trilyonları kimse konuşmuyor şu an. Ama ben bunu gururla anlatacağım olayı. 1000 liralık bir eğitim bedelini biz 9 bin insanı bedavaya verdik. Bedavaya verdik. Asıl önemli nokta şu, ki son derece önemsediğim bir konu, bağımsız denetim sürecinde İstanbul'da 14.500 arkadaşımızın katıldığı eğitimden 1 lira ücret almadık. Türkiye'nin 40 bin kişi katıldı bu eğitimlere. Bunun da hesabını üye soracak genel kurulda. Neden soracak? Aynı eğitimi şu anda üniversiteleri gönderdiler. Hele bu işi ben ağır bir deyim kullanmak istiyorum ama kapalı kapılarla iş bitirerek bu noktaya getirdi. Bir grup kim olduğunu biliyorlar. İsimden bahsetmeyi istiyorum. Muhasebe canlısı onların kim olduğunu biliyor. Kapalı kapılar ardında gençlerin geleceğini ipotek koydular. Biraz laflarımı seçerek konuşmak istiyorum. 40 bin tane insanın 3 bin lira hesabını yapın. 120 milyon TL'nin hesabını bu arkadaşlar verecekler. Bu ülkenin kaynakları bu kadar bol bir şey değil. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Bizi gelecek ilgilendiriyor. Çok açıkça söylüyorum. Bugün bir ülkede muhasebe ne kadar kaliteli yapılırsa inanın o ülke o kadar sağlıklı gelişir biliyor musunuz? Tüm dünya zaten bu işin başarısını burada sağlamışlar. Biz geleceğe bakıyoruz. Benim deyimimle çok camiada tutulan bir deyim. Dağın öte ülkesinde bir hikayemiz vardır bizim. O da şudur. Şimdi muhasebe mesleğini sürdürenlerin 3 tane temel hedef kitlemiz var. Bir tanesi serbest çalışanlar, bir deri bağımlılar, bir deri gençler konusudur. Şimdi serbest çalışan, yani büro sahibi arkadaşlarımıza bir dağın öte yakası hikayesi anladık. Bunlar asla vazgeçmeyecek. Bunun anlamı şu, bugün siz de biliyorsunuz, dev muhasebe firmaları var Türkiye'de. Uluslararası ayakları da var bunların. Şimdi bunlar yanında 60-70 ortak, 100-200 tane mal müşavir, 1000-2000 tane insanla çalışıyorlar. Ve piyasanın da böyle dev yapılar olduğu için %90 payı da bunlar alıyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi. Sadece Türkiye özgü olan bir şey değil. Biz de diyoruz ki meslek mensuplarımız artık İstanbul'da 14 bin tane büro yerine 1000 tane büro olsun. 1000 tane şirket olsun. Bir katında defter tutsun, bir katında denetim yapsın, bir katında tam tahsis yapsın, bir katında 200'den fazla danışmanlık yapsın. Ve inanın bunu yapacak gücümüz var bizim. Bunun altyapısını kurduk. 2,5 yıl, 3 yıl süren bir çalışma sonucunda bir kurumsallaşma birimi oluşuyorduk İstanbul Sevim Odası'nda. Ringe çıkıyoruz genel kurdan sonra. Bizim iddiamız budur. 90 yılı yola çıktığımız zaman, 30 kişilik eğitimin başladığımız zaman bu eğitimi camiye sevdireceğiz dediğimizde başardık. Yürekten inanıyorum ki önümüzdeki süreçte güçlerin birleştiği kurumsal yapılarla hem kaliteli hizmet veren, bakın bir mali müşavir şirketi anlattığım gibi 30-40 arkadaşım bir araya geldi. Bir süpermarket gibi olayı düşünün. Bakkala gidiyorsunuz, iki parça şey alıp çıkıyorsunuz. Hatta veresiye yazdırıyorsunuz. Ama süpermarkete gittiğiniz zaman 2-3 parça bir şey almaya gidiyorsunuz, 5-10 parça ile çıkıyorsunuz. Bir de enteresan, eğer paranız yoksa alışveriş de yapamıyorsunuz. Tık kredi kartını basıp alıyorsunuz, doğru mu? Bizim hayalimiz bu. Bununla ilgili altyapı olayımız vardır. Bu camia bunu başarmıyorsunuz. Kendisi için değil. Geleceği için ve çocuklar için. Neden? Ya şimdi tek başına çalışan bir insan başına bir olay geliyor. Büro tıkanıyor. Her yerde anlattım. Yaşadığım için söylüyorum. Geçenleri bir arkadaşımızı kaybettik. Odanın disiplin kurulunda çalıştı. Haksız rekabet kurulunda çalışıyorken vefat etti. Ahmet Uzuntepe. Rahmetli anıyorum. Bürosu öldü. Bürosu darmadağın oldu. Ama
kurumsal bir yapısı olmuş olsaydı hem ailesi mağdur olmayacaktı hem müşterisi mağdur olmayacaktı. Bu nedenle ben bu camianın bunu mutlaka başaracağını diliyorum. Çünkü neden? Siz de takip ediyorsunuz. Muhasebe camiası kadar yeniliğe açık olan bir camia yoktur. Devletten bir lira yardım almadan altını ısrarla çiziyorum. Bugün elle defter tutan fasit muhasebe yapan bu camia devletten bir lira yardım almadan bugün tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutmakta birçok ülkede olmayan tüm bildirimleri elektrik ortamına gönderen camia budur şu anda. Devletten destek almadan. Hatta öyle bir noktaya geldi ki onu da mutlaka konuşmamız lazım. Artık meslektaşımız ofisinden çıkamaz noktaya gelmiştir. Neden? İş yetiştiremiyor. Neden? Maliyeli sigortanı yaptığı şu an bir meslektaşım yapıyor. Ha, geliyorsun yapalım ama ücrete giriyorsunuz. Ücrette Maliye Bakanlığı vesayeti tarifi o yayınır. Kardeşim senin işin yok mu ya? Mali Müşavir Ücreti'nin Maliye Bakanlığı ilgilerinin boyutu nedir olaydı? Biz onların sendikalı üyeleri miyiz olaydı? Bırakın meslek örgütü ki bu konuda yine ürettiğimiz bir bir çözüm şeyimiz var. O da zamanı endeksi ücret tarifesi boyutudur. Anlamı şudur. Müşteri ne kadar zaman ayırıyorsa şu anda bir tarife var. Tarifede bir klasör işte aynı rakam. Tek fatura yazdığı zaman da aynı rakam. Adaletli değil. Evet. Adamın cirosu nedir? Adaletli değil. Bu zaman ücret tarifesi bunu çözüyor falan bir noktadır. Maliye Bakanlığı'nın yerinde olsam bu meselenin taleplerini değer veririm olaydı. Değer ver ki kayıt dışına mücadele et. Değer ver ki vergilerini arttırabilirlerdi. Maliye işleri çok fazla bir şey istemiyorlar ki. Ücretini zamanında almak istiyorlar. Evlerine gitmek istiyorlar. Çocuklarını görmek istiyorlar. Şu anda maalesef bunları göremiyorlar. Bu muhalefeti yapan arkadaşlara sesleniyorum. Ya beyanname sürelerini bas bas bağırıyoruz biz. Ya artık bu süreler yetişmiyor. Bize 23-58'de sadaka verir gibi beyanlarını uzattık diye haber vermelerinden ben utanç diyorum burada başım olarak. Yapmaları tek şey şu bunu söylediğim için. Ama bu beyanname süresindeki şey. Ya maçta süre çeksinler efendim. Mesela ne o çıtayı aşmak. Ya şimdi mesela şudur. Mesela geçici vergi 14'ü yetişmiyor kardeşim. Çek 20'sine çık. Son dönem geçici vergi beyanlamını bizi kalmamıştır. Düşünün 14 Şubat'ta geçici vergi beyannamesini veriyoruz. Mart ayında yeni versin beyannamesini. Nisan'ı kurmadı. Kaldır kardeşim bunu. Bunun bir esprisi yok. Eskiden biz geçici vergi destekliyoruz. Neden veriyorduk? %100 enflasyon olan bir dönemde ücretliyle iş adamında bir vergi adaletsizliği vardı. Çalışan hala her ay vergisini kaynağında ödüyor. Eski sistem peşin vergi ve geçici vergi olmadığı dönemde işveren bir sonu ediyordu. Bu adaletsiz bir yaklaşım. O nedenle peşin vergi şirket getirirler. Açmak isteyenler bir şirket kapatacaklar için de aslında değil mi? Kulak kabartılacak bir konu. Elbette. Bu biraz da cazibeyi arttıracak mı? Tabii şimdi bakın bu bir kere hakkaniyeti sağlayacak olan nokta. Bir tanesi bu. İkincisi yetişmiyor 14 Şubat. Al kardeşim 20'sini al. Katma değer versin beyannamesi. Yetişmiyor 20'lerinde. Ne olur 29'unu alsan ya ne kaybedersin devlet olarak? 26'sında parasını çek 3 günü veri. 3 günde Türkiye batacak zaten bitireceğiz. Ama iddia edin nokta şu. Sen KDV 29'unu aldığın zaman meslek mensubu nefes aldığı zaman sağlıklı iş yapacak, sağlıklı. O zaman daha doğru beyannameler düzenlenecek. Daha çok vergi tahakkuk edecektir. Bunu görmüyor Maliye Bakanlığı yetkileri. Şimdi buna benzer bir takım temel olgular var. Bu serbest çalışanlarla ilgili düşünmelerin başında bu geliyor olay. İkinci konu bağımlı çalışanların var, hedef kitlemiz. Bakın bağımlılarla ilgili şunu yaptık. Bir işle çalışan bağımlı o firmanın tek bir beyannamesi imzalamasını İstanbul Malmiş Odası sağlamıştır. Bunu herkes biliyorlar. Çünkü İstanbul Odası üretir, firmada taşır ve Anadolu'daki odalarını birlikte biz genel kurulunu hayata geçiririz. Birinci nokta bu. Bir ayıp var orada ya bağımlılarla ilgili. Nedir o? Bir doktor serbest çalışır zamanında doktor, avukat iş yerinde çalışır zaman yine doktor. Avukat da aynı. İster iş yerinde ister bir firmada çalışsın avukat ünvanını kullanabiliyor. Ama benim meslektaşım mali müşavirliğini almış olan bir kişi iş yerinde o ünvanı kullanamıyor. Benim ayıp olabilir mi? Bu ayıbı bakın söylüyorum buradan. Bir tek müzakirinden biziz. Neden? İstanbul Odası iktidar olduğu sürece olayları hazırlar, eder, tüm baba taşır
bir aldık olur, birlikte bunu hayata geçiririz. Üçüncü nokta şudur, gençlerdir. Bakın yüreğim sızlıyor, bunu mutlaka paylaşmak zorundayım. Bir mesleğin geleceği gençlerdir, bir ülkenin geleceğinde olduğu gibi. Öyle bir kazık attılar ki, biraz anlattığım kapalı kapılar ardından nokta, bir eğitimde yaptılar. Eğitimi anlıyorum, eğitim şundan dolayı anlıyorum. Büyük bir projeydi bu. Korktular büyük bir projeden. Acaba bu yürürlükte olsaydı mevcut yönetimler prim alır mı diye ufak hesapları sattılar arkadaşlar bu iş. Bu kadar ağır konuşuyorum. Ama hadi onu geçtim eğitim konusunu. Gençler konusuna geleceğim. Ya size soruyorum. Nerede var? Hangi ülkede var ya? Bir genç 22 yıllık üniversiteyi bitiren bir genç mali müşavir mesleğini tercih etmeye kalktığı zaman önce staja başlama sınavına girecek. 3 gün staj yapacak ve arkasından yeterlik sınavı verdiği zaman mali müşavir oluyor. Diyor ki bu kurum. Yok ki dünyada bunun örneği ya. Hayır efendim bu yetmez diyor. Tekrar diyor iş yerini kapatacaksın veya bir firmada çalışıyorsun, ayrılıp geleceksin, staj yapacaksın ve sınava gireceksin diyor. En insaf ya, soruyorum. Böyle bir adaletsizlik hiçbir yerde yok. Ve bunu birileri prim verdiler. Ve bu kurum yaptığını doğru görerek insanları buraya yönlendiler. Bizim kavgamız bu, çok açıkça söylüyorum. Bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Dünyanın her yerinde tek bir ruhsat vardır. Sadece tecrübe boyutu aranmaktır. Tecrübeyi konuşuruz, ederiz, bir problem yok. Ama eğer bu şekilde bu devam ettiği zaman üzülerek söylüyorum. Bir mesleğe geri giren, gençliğin önünü tıklayan hiçbir bürokrat, hiçbir yer barınamaz. Altını çiziyorum özellikle. Gelin ya bunu her birini çözelim. Dünyanın hiçbir önemli gözetim kurumu oluşturuyorlar. Adam hem lisanslığını yapacak, hem eğitim yapacak, hem denetim yapacak, hem cezayı verecek. Ya kardeşim sen nasıl bir güçsün ya? Böyle süper güç var mı dünyanın hiçbir yerinde? Çok başarılı bir bağımsız denetim ilgili süreçle ilgili muhasebe standartı kurum vardı, ortadan kaldırıldı. 2 yıldır ortada tık yok. Bizim gelecekle ilgili gelin bunları konuşalım diyorum tüm arkadaşlarımıza. Ve sorun ekmek kavgasıdır. Ekmeğimiz elden gittiği zaman, daha iyi bir gelir olmadığı zaman bu küçük şeyleri konuşmak kimisi bir yarar getirmeyecektir düşünüyorum. Sayın Erkan, aslında şeyi soracaktım, hani son sözleri bırakmak için vizyon, seçim vaatleri, neler yapılacak, projeler hep sorulur seçimler öncesinde ama siz zaten anlattınız. Ama şunu soracağım, bu vatan topraklarına yeni Türk Ticaret Kanunu oldu mu, oturdu mu, örtüştü mü, tamam mıdır? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eksiklikleri nelerdir varsa sizin düşüncenize göre? Ben şunu ifade edeyim, öncelikle bir bilgi adam olan Ünal Tekinal buradan saygıyla almak istiyorum ve ona selamlarımı iletiyorum. 10 yıl bir yasaya emek veren bir insan. Türkiye, bakın geçenlerde yönetim olarak Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan odasıyla bir görüşme yaptık. Orada ben çok hoşuma giden bir şey gördüm. Orada insanlar öldükten sonra değerini vermiyorlar. İnsanlar yaşarken birbirlerine öyküleri anlatıyorlar. Türkiye'de de bu olması lazım. İnsan öldükten sonra onun arkasından konuşmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Şimdi o anlamda Ünal Tekinalp'ın emeğini asla kimsenin unutmamak için büyük bir emek verdi. 10 yıl Ankara'ya gitti geldi bu insan. Şimdi bakın kanunu biz çok savunduk. Türk Ticaret Kanunu özü bizim için ilgilendiriyor. Kayıt dışı ekonomi mücadele, şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir Türkiye. Artı kurumsallaşan firmalar boyutu. Siz gelişmiş ülkeler rekabet ettiğiniz için nasıl bir adını biz kendimizi kurumsallaşmaya önümüzdeki hedef olarak koyduysak Türkiye'deki iş adamının önünde hedef bu olması gerekiyor. TTK bu amaçla çıktı. Ama bunun taşıcı kolonları vardı. Bu kolonun bir tanesi bağımsız denetim. Bunu çökerttiler şu anda. Hata burada. Diğer şeyleri süreç içerisinde tamamlanacak, edecek, düzelecek. Ama benim inancım şu, o kolon tekrar dikilecektir. Çünkü yeni TTK diyebilmeniz için o ayaklardan birinin mutlaka tekrar dikilmesi gerekiyor. Belki de bir geçiş sürecine Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Tam algılanmamış olabilir. Çünkü kurumsallaşma mantığı iş dünyasının beyninde olması lazım. Nasıl biraz anlattığım gibi ben tek başıma çalıştığım zaman, bu dünyadan göçtüğüm zaman ofisim darmadağın oluyorsa iş dünyasında aynı temel sorunu var. Gelecek kuşaklarını bırakması onun da bir kurumsal yapısından geçiyor. Tüm bunlara rağmen sırf denetim ücretlerini bahanelerek o bağımsız denetim ayağını çökerttiler. Ama inancım şu,
Kesinlikle ve kesinlikle bu ayak tekrar dikilecektir. Çünkü iş dünyasının bir deyimi var. Biz elinin arabalarıyla işte yolculuk etmek istemiyoruz diye top başkanın güzel bir hikayesi vardı. Birçok yerde dinledim. Ben geleceği bu şekilde görüyorum. Şimdilik bir geçiş dönemi yaşanmakta. İşte yeni TTK'ya göre sözleşmeler, birçok kurullar hepsi oluşmakta. Ama asıl ayağı olan bağımsız denetim ayağı da mutlaka tekrar dikilecektir. Ve bu Türkiye'nin geleceği açısından da olmazsa olmaz olarak bakıyorum ben. Ekonomi, rakamlar, az önce girişte söyledim, İstanbul Ticaret Odası da seçime girecek. Onlar da yarın TTR'ında da, hep orada yapıyorlar zaten. TTR'ında da yapacaklar. Ondan siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yan sıralıyorsunuz. Yok, kutlarız tabii onları da. Ben Fenerbahçeliyim yani. Ya öyle mi? Galatasaraylı Fener. Bu sene birazcık olmadı. 18. çocuğu nereye koydular diye Galatasaraylılar biliyorsunuz değil mi? O saygı formalarıyla Galatasaray koymamış çocuğu. Neyse ama Galatasaray'ı kutlarız tabii. Evet, böyle söyleyelim. Fenerbahçe'yi de başarılar diliyorum bu arada. Top deyince tabii Rifat Sarcıklıoğlu'nun da desteklediği İbrahim Çağlar aday. Onunla ilgili de ne düşünüyorsunuz? Hani o seçimlerle ilgili de değerlendirmeniz lazım ama yine saat başına gelmişiz. Sonra da son sözler için size artık bırakacağım. Evet. Yine bir minik nefes arası. Sonrasında Sayın Arıkan'da devam edip noktalayacağız efendim.